Merhabalar arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ama öncelikle bir tane ödev var. Onu hızlıca gösterelim. Fena değil. Yani tam istediğimiz şekilde değil ama şey kısmı güzel. Mantık güzel. Bazen acil durumlarda işe de yarayabilir. Şurada gördüğünüz tab bar kısmı aslında tam olarak bir tab bar değil. Yani normalde biz bir şeyi kodladığımız zaman ne bekleriz? Bunların buton olmasını bekleriz. Ama şu an gördüğünüz görselde bu sadece bir resim. O da şurada. Bazen şirketlerde acil durumlarda bu tür yöntemler kullanılabiliyor. Dersten önce söyledim. Şöyle bakıyorum, oradaki resim nerede? Şurada tab bar kısmı, gördüğünüz gibi bu resim. Ama bu yine de ödev konusunda fena değil. Şundan dolayı bir şeyleri bildiğini, bir ürün ortaya çıkarmaya çalıştığını ve widget'ları hangi mantıkla kullanabileceğini az çok gösteriyor. Serbay geçen hafta size WhatsApp'tan çok güzel bir kaynak paylaştı. O bayağı önemli. Bence onu dikkatli bir şekilde inceleyin. Her bir widget için ayrı ayrı nasıl kullanıldığı ile ilgili kısa kısa videolar vardı oynatma listesinde. Onu da hatırlatmış olayım ve yavaştan dersimize başlayalım. Öncelikle projemizi bir tekrardan açıp en son nerede kaldığımızı bir tekrar hatırlamamız gerekiyor. Şu an yazı biraz küçük mü, bana mı öyle geliyor? Biriniz geri bildirimde bulunabilir bu arada. Normalde bu şekilde miydi fontun boyutu, yoksa şu şekilde miydi? Ben tam hatırlayamıyorum. Onu bir sizden biri geri bildirimde bulununcaya kadar ben pencerelerimi ayarlayayım. Şöyle, burası bu şekilde. Ama bu bir tık sanki küçük gibi geliyor bana. Tamam, o zaman. Geri bildirim geldi. Bunun bir tık üstü, yani bu şekildeymiş. Evet, bu daha görünür oldu şu anda. Şimdi uygulamamıza baktığımızda aslında sadece şu anda şu kategori bölümünü Firebase'den çektiğimizi biliyoruz. Bir menümüz var. Bazı ürünlerimizin widget'ları var ama detay sayfasına gidilemiyor. Category, Orders, Profile gibi bölümlere de şu an gidilemiyor. Sepet bölümüne de şu an gidilemiyor. Yani şu an sadece ana sayfamız var. Firebase bağlantımız var. Bugün şunu yapacağız. Normalde Firebase'den bahsederken size söylemiştim. Burada kurallar var. Bugün kuralları nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Öncelikle database kısmı ve storage kısmını yeni sekmelerde açıyorum. İkisinin de rules kısmı var. Kurallar bölümü. Her iki tarafta da, storage bölümünde de, burada da. Şimdiye kadar kullandığımız şey de şöyle bir kural var. Allow. Bu kısmı detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şu anda bütün dokümanlar için geçerli. Bu normalde bütün dokümanlar için geçerli olacak şekilde kullanmayabilirsiniz. Bazı parça parça, yani bazı bölümlerini kullanacak ekstra kurallar ekleyebilirsiniz. Ama doküman eşittir yıldız yıldız dediğinizde bütün dokümanlar için şuradaki kuralları uygula demek bu. Kural neymiş? İzin ver okumaya ve yazmaya. Hangi durumda? Eğer request time'ı, yani request'in zamanı şu tarihten önce ise, 3 Mart'tan önce yapılan bütün isteklerde bu true dönecek. Sonrasındaki bütün isteklerde false dönecek. Siz her zaman true dönmesini istiyorsanız bu şekilde yazacaksınız. Bu çok riskli. Bunu asla kullanmayın. Onun yerine biz ne yapacağız? Request'in time'ına değil, authentication'ına bakacağız. Request, authentication, unique ID. Yani authentication'ın unique ID'si eğer. Unique ID ne demek? Kimlik numarası. Şimdi request dediğimiz şey şu. Biz uygulamayı açtığımız anda bu veri tabanını okumaya bir talep gerçekleşiyor. Biz bu talebi hemen sunucumuza, yani Firebase'e gönderiyoruz. Firebase'e biz bu talepte bulunurken taleple ilgili bilgiler request'te tutuluyor. Mesela request nokta dediğinizde request'in authentication'ı, yani request'i yapan kişi hakkında bilgiler. Request'in path'i, yani hangi bölüme request talep yapılıyor. Request'in resource'u, hangi kaynağa
talepte bulunuluyor. Request'in time'ı, yani ne zaman yapılmış, biraz önce onu kullanıyorduk. Ve request'in metodu, yani hangi metotla request yapılmış, post, get, HTTP metotlarından hangisiyle böyle bir request yapılmış, bununla ilgili bilgiler bulunuyor. Biz authentication kısmına bakacağız. Authentication kısmına girdiğimiz zaman da her otantike olan kişinin bizde eğer otantike ise, yani biz onu tanıyorsak eğer, o zaman bir IDC olmalı. Bu durumda ne diyeceğiz? Değil, null. Eğer gelen kişinin bir IDC varsa, yani bir kimlik numarası varsa, biz bu insanı tanıyoruz demektir. Yani biz ona bu, çünkü bu kimliği bizden başka elde etmesi mümkün değil. Bunu biz ona verdiğimiz için, eğer bu null değilse, bizde hem okuma yapabilsin hem yazma yapabilsin. Bizim uygulamamızın şu anki şekli sadece okuma yeterli. O yüzden normalde bunu şöyle kaldırabilirsiniz. Yani şuradaki write kısmını kaldırıp sadece read yapıp allow write kısmını false yapabilirsiniz. Bu şekilde daha sağlıklı olur. Ama biz bir süre sonra, pardon, başına if ekleyeceksiniz. Biz bir süre sonra buna da izin vereceğiz. Çünkü sepete ürün eklerken, örnek veriyorum, biz bu sepete eklenen ürünü cihazlar arasında senkronize etmek istiyorsak, sepete ekleme durumu web sitelerinde iki şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bazen siz bir tarayıcıyı değiştirdiğiniz zaman o sepete eklediğiniz ürünleri diğer tarayıcıda hesabınızı açsanız bile göremiyorsunuz. Buna lokalde tutmak, cache'te tutmak ya da cookie şeklinde veya session tarayıcı oturumuna kaydetmek. Her halükarda kullanıcı tarafında siz sepeti tutuyorsunuz demektir. Ama bazı alışveriş sitelerinde siz sepetinize bir ürün eklediğinizde o alışveriş sitesinin mobil uygulamasını açtığınızda hala sepetinize eklediğiniz ürünleri görebiliyorsunuz. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki her kişinin sepetini, yani sizin sepetinizi sizin cihazınızda tutmuyor. Veri tabanında tutuyor. Veri tabanında tuttuğu için de siz başka cihazdan oturum açtığınızda bile sepetinizi oradan okuyor ve size sepeti tekrardan gösterebiliyor. Bu kısmı dolayısıyla ona göre karar vermemiz gerekiyor. Eğer biz onu sunucudan kontrol edilir şekilde yapacaksak, yazmaya da izin vermemiz gerekiyor. Çünkü kullanıcının veri tabanına yazması gerekiyor ki ne yapsın? Oraya sepete ürün ekleyebilsin. O yüzden veri tabanı tarafında, şu anda veri tabanı tarafındayız. Veri tabanı tarafında hem okumaya hem yazmaya izin veriyorum. Şöyle kopyalayayım bunu tekrardan yazmamak için. Bu şekilde publish dediğim zaman ne olmuş oluyor? Bakın, bu artık yayınlandı. Yayınlandığı anda şunu göreceğiz. Biz BizStore uygulamamızı açtığımızda hem buradan açabiliriz hem de şuradan sayfayı yenilediğimde görebiliriz. Her ikisinde de buranın asla yüklenmediğini göreceğiz. Neden? Çünkü biz şu anda herhangi bir authentication'ımız yok. Yani Firebase şu anda bizi tanımıyor. Kim olduğumuzu bilmiyor. Dolayısıyla da bize o veri tabanındaki bilgileri vermiyor. Vermediği için de gördüğünüz gibi biz oraya erişemiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Bizim bir authentication eklememiz gerekiyor. Aynı şeyi storage tarafında da yapalım. Storage tarafını hatırlıyorsanız, dosya tarafını biraz daha geç yaptığımız için bu 7 Mart'a kadar buraya izin verecek. Ama biz ne yapacağız? Kuralları değiştireceğiz bu tarafta. Şimdi sepet için yapacağımız için, biz sadece sepet için kullanacağımız için bunu, bizim şeye izin vermemize gerek yok. Yazmaya izin vermemize gerek yok. Sadece okuyabilsin yeter. Sepetin içine çünkü biz resim eklemeyeceğiz. Sadece ürünün ID'sini ekleyeceğiz. Dolayısıyla ürünün ID'sinden de gidip ürünü ürünler kısmından bulacağız. Yani kullanıcı sepete ürün eklediği zaman ürünün bütün bilgilerini, resimlerini, hepsini getirip veri tabanımıza tekrar tekrar yüklemeyeceğiz. Zaten bilgiler bizde duruyor olacak. Bunu bu şekilde kaydedip bunu da publish diyorum. Bunu yaptığım zaman artık bundan sonra dosyalarımız da okunabilir değil. Eğer authentication'ımız yoksa bizim bu dosyalarımızı kimse okuyamayacak. Authentication varsa bile hiç kimse bizim dosyalarımızı yazamayacak. Yani bizim buraya dosya ekleyebilmemiz, files kısmına dosya ekleyebilmemiz ancak panelden, yani buradan gerçekleşebilecek. Uygulamanın içinden buraya resim gönderilmeyecek ama resim okunabilecek.
Şimdi bu kısım umarım anlaşılmıştır. Kuralları bu şekilde güncelliyoruz. Bu kurallar çok detaylı bir şekilde belirlenebiliyor. Hangi dokümanı okuyabileceği, hangi şartlarda okuyabileceği roller verebiliyorsunuz. Mesela örneğin yazma kısmını sadece admin yapabilsin gibi roller de verebiliyorsunuz kurallara. O yüzden bu kurallar kısmını incelemenizi öneriyorum. Bu konuda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için. Şimdi biz authentication kısmını veri tabanında hallettik. Yani diyoruz ki eğer bizim authentication'ımız yoksa hem okuyamıyoruz hem yazamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. O zaman biz bu okuma iznini nereden bulacağız? Yani biz bir kullanıcıyı kendi veri tabanımıza nasıl kaydedeceğiz? Nasıl tanıyacağız onu? Firebase tarafına geldiğinizde yine build kısmında yani bugün farklı bir bölümünü kullanacağız. Authentication kısmı, kullanıcılarımızı tanıma kısmı, kullanıcılarımızı ekleme kısmı. Buraya get started deyip yavaştan başlayalım. Authentication metotlarından bahsedeceğim size. İlk gelen sayfada bunu çıkarması güzel oldu. Tam buradan bahsedecektim ben de. Öncelikle native providers dediği Firebase dışında başka bir şeye ihtiyacınız olmaksızın kullanabileceğiniz kullanıcı tanıma yöntemleri var. Birincisi email ve password. Biz bunu kullanacağız muhtemelen. İkincisi telefon numarası. Kullanıcının telefon numarası ile başka herhangi bir platforma ihtiyaç duymadan kullanıcımızı tanıyabiliyoruz. Bu çok sağlıklı bir yöntem. Bir de anonim giriş. Bazen siz anonim olarak kullanıcıların giriş yapmasını isteyebilirsiniz. Sizinle etkileşime girebilmesi için kullanıcıdan hiçbir bilgi almamış olursunuz. Ama yukarıdakilerde e-mail adresi ve şifresini alarak devam ediyorsunuz. Alttakinde de telefon numarasını alarak devam ediyorsunuz. Bu üçü Firebase dışında bir şeye ihtiyaç duymaksızın yapılabilen şeyler. Ama diğer taraflar sizin Google hesabıyla giriş yapmanıza da izin veriyor. Google'dan bilgileri alıyorsunuz. Bu sadece Firebase'den değil Google tarafından alıyorsunuz. Mesela Facebook tarafında. Tabii bu şöyle bir imkan veriyor size. Google tarafından aldığınızda kullanıcının profil resmi de otomatik olarak gelmiş oluyor. İsmi otomatik olarak gelmiş oluyor. Onun dışında bazen cinsiyeti, yaşı gibi bilgileri de Google size verebiliyor buranın içinde. Bu diğer her şey için de aynı şekilde arkadaşlar. Hepsini teker teker sanırım anlatmaya gerek yok. Facebook tarafı da yine öyle. Kendiniz de oluşturabilirsiniz. Bu kısım yoktu. Ben daha önce bu ikisini de kullanmadım. Bir bakılabilir. Yani kendiniz bir provider oluşturup o provider'ı kendiniz kullanarak veya başkasının oluşturduğu bir provider'ı kullanarak yine giriş yapabiliyorsunuz. Provider demek sağlayıcı demek. Yani size bilgi sağlayan. Çünkü bizim amacımız uygulamamızı yani şu resmi, şu kategori resmini ve ismini kim okuyor? Ben onu bilmek istiyorum. Bilmeden iki şey var arkadaşlar. Bir authorization yetkilendirme, bir de authentication tanıma. Aralarında ufak farklar var. Bazen ikisi aynı anlamda kullanıldığı da oluyor çoğu yerde ama burada şu an kullandığımız yerde bariz bir fark var. Burada bir authorization yok, yetkilendirme şu an için baktığımız kısımda yok. Authentication var yani sadece tanıma. Biz kullanıcımızı sadece tanımak istiyoruz. Tanırsak ona belli izinler verebiliyoruz. O biraz önce bahsettiğim mesela admin olursa şöyle yapalım kurallar kısmında onu aktive ettiğiniz zaman o zaman işte authorization olmuş oluyor. Biz şimdi dediğim gibi burada email ve password kısmından devam edelim. Baktığımız zaman şu anda users tarafına baktığımızda hiçbir şey yok. Şu yukarı kısım biraz benziyor öncekilere. Yani Firestore'a ve Storage'e benziyor. Nasıl ki orada bilgileri burada görüyorduk. Şu an hiç kimse olmadığı için tabii ki bizim de hiç kimsemiz yok. Hiçbir kullanıcımız yok. Kullanıcılarımızın oluşabilmesi için bizim bazı authentication kısımlarını açmamız gerekiyor. Burada email ve password'ü açıp aktifleştiriyorum. Yani diyorum ki benim bu projem email ve password kullanılarak girilebilsin. Email link şöyle oluyor. Bunu da Instagram falan kullanıyor sanırım. Bazı uygulamalar kullanıyor. Her seferinde giriş yapmak istediğinizde sizin email adresinize yani şifre olmaksızın siz email adresinizi giriyorsunuz. Bu da güzel bir yöntem. Kullanmayı değerlendirebilirsiniz. Siz email adresinizi giriyorsunuz. Bu email adresine bir link gidiyor. O linki tıkladığınız zaman sizin uygulamanıza geri geliyor ve siz giriş yapmış oluyorsunuz. Şifre olmaksızın. Dolayısıyla kullanıcılar bir şifre hatırlamak zorunda kalmıyor ve
Zaten kendi mail adresleri dışında kimse o linke tıklayamayacağı için de başkası da onun hesabına erişemiyor. Güzel bir yöntem yani. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Biz şimdilik dediğim gibi e-mail adresi ve şifre ile kaydedip devam edeceğiz. Şu anda başka eklemek isterseniz her seferinde add providers deyip eklemeye devam edebilirsiniz. Şimdilik biz anonim kısmını da aktif bırakalım. Bu şu an söylediğimden emin olamadığım için durdum. Anonim çünkü en kolayı. Herhangi bir kullanıcıdan herhangi bir bilgi almıyorsunuz. Bence böyle aktifleştirelim onu da göstermek için. Sonradan bunu kapatalım. Ama anonim olsa bile kullanıcı onun bir ID'si olacağı için bu rules kısmında bir unique ID'si, benzersiz bir kimliği olacak. Bu kimliğinden dolayı yine de bizim dosyalarımızı, verilerimizi okuyabilecek. O yüzden şimdilik dediğim gibi anonim kısmını da açık bırakalım. Buradan siz kendiniz direkt buradan da kullanıcı ekleyebiliyorsunuz. Yani diyebiliyorsunuz ki örnek diyelim. Tabii bunu tamamen uydurabilirsiniz. ali@bayram.diyelim ki.com. Böyle bir şey yok. Böyle bir mail adresi şu anda yok. Şifresi de 1 2 3 4 5 6 diye ekleyip bunu şu anda kullanabilirsiniz. Bunun unique ID'si de bu. Yani siz buradan da kullanıcı ekleyebiliyorsunuz. Çünkü eğer uygulamanıza register sayfası eklemezseniz o zaman bütün kullanıcıları sizin buradan eklemeniz gerekiyor. Yani uygulama tarafından kullanıcı kayıt olması mümkün olmayacak. Sadece login mümkün olacak. Siz bütün kullanıcılarınızı buradan ekleyeceksiniz ve kullanıcılar buradan giriş yapabilecek uygulamanıza. Panel tarafı bu taraf. Yani bu şekilde. Biz şimdi uygulama tarafına yavaştan geçelim. Bu arada şimdiye kadarki kısımda sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Bir Mümkün tık olmayacak. bekleyebilirim. Sadece şunu da yapayım. Ne onun ismi? Chat'e bir bakayım soru falan var mı diye. Egemen'in bir sorusu var sanırım. Hemen bakıyorum. Arkadaşlar PepsiPack Yemle Flutter Launcher Icons ekleyemiyorum. Sürekli hata alıyorum. Sebebini bilen yardımcı olabilir mi? Sebebini bilebilmemiz için öncelikle nasıl bir hata aldığını göstermen gerekiyor. Ama ben tahmini olarak söyleyeyim. Muhtemelen ekleyemiyorsan şöyle gelelim. Dediğim gibi sen şu an bu arada dinliyorsan bize net hatayı gönder. Benim tahminimce şu girintiler dev dependency mesela şu hizada olmalı. Çizgiyi çiziyorum. Bu hizayla ilgili bir problem yaşıyor olabilirsin. Tahminim bu. Başka hatalar da olabilir tabii ki. Yukarıda bir karakter unutmuş olabilirsin. Aşağıda iki nokta üst üsteyi unutmuş olabilirsin. Yani bir sürü sebep olabilir. Bir harfi yanlış yazmış olabilirsin. Gibi gibi sebepler mümkün olabilir. Belki de burayla ilgili bile değil. O yüzden bir hatayı detaylandırırsan daha kolay bir şekilde yardımcı olabiliriz. Şu ana kadar anlattığım kısımlarla ilgili sanırım bir soru yok. O yüzden ilerliyorum. Biraz tabii geç de geldiği için siz belki de benim sesimi geç duyup soru yazmaya başlayacaksınız. Ama sorularınızı yine de yazın. Ben cevaplarım sorularınızı. Ondan sonra ilerlerim. Evet, yeni bir soru şu an için yok. İlerliyorum. Şimdi gelip normalde main.dart'ta bizim Harun Ödev diye bir tane sayfamız vardı. Şurada Harun Ödev 2 diye. Şöyle bir şey yapacağım. Ben buraya yeni bir klasör açacağım bugün. Geçen hafta sanırım söylemiştik. Sayfalar diye bir tane klasör açıyorum. Sayfalar. Şimdi bu sayfalar kısmına Harun Ödev 2'yi ekleyelim. Oraya gönderelim. Şu an attığın mesajdan Egemen Uğurlu tam olarak şunu anlıyorum. Burada benim ekranda başka bir hata oluştu bu arada. Şimdi şöyle yapıştırayım senin mesajını. Sen diyorsun ki bir tane PubSpecYaml dosyasında bir hata oluştu. 59. satırda. Bu bizde 59. satıra denk gelmiyor. Belki de burasıdır. Emin değilim. Mesela burası olabilir. Burası için olduğunu varsayalım.
Bu çok önemli bir şey Egemen. Sorun için teşekkür ediyorum. Yani bir hata mesajı nasıl incelenir onu şu anda görüyorsunuz. Çok da faydalı bir şey. Bunu lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Diyor ki 59. satırda bir sorun var. 3. kolonda. 3. kolonda olması çok ilginç. Yani şunu demiş oluyor sana. Şöyle. Şu anda 0. 1, 2, 3. 3. kolonda senden bir tane 2 nokta üst üste bekliyor. Expected kolon. 2 nokta üst üste bekliyor senden. Şu anda hata bu. Yani senin gönderdiğin hata bu. Bir şekilde şuranın yani 59. satırdan başlayarak yani şöyle 57'den 60'a kadar 2-3 satırı kopyalayıp yapıştırabilir misin chat kısmına? Oradan bir şey yapabiliriz. İlerleyebiliriz. Yani diyor ki senin hataya göre diyor ki burada bir tane şey olmalı. Hani bu i'nin olduğu yerde bir iki nokta üst üste olmalı. O yüzden dedim garip diye. Yani burada iki nokta üst üstenin olması ilginç. Öyle bir şey bekliyor olması ilginç. Egemen onu da ekleyemiyor olman ilginç. Orada da çünkü yani hatalar biraz ilginç görünüyor sendeki. Mantık şu, sen view bölümünde comment palette deyip dart yazıp add dependency veya add dev dependency deyip paketin ismini yazdığında burada ismi çıkmıyor mu? Yani böyle bir hata mı alıyorsun? Nereye kadar gidebiliyorsun? Şu an benim yaptığım şeyin nereye kadarını sen ilerleyebiliyorsun. Ben mesela ilerledim, seçtim, gördüğün gibi de eklendi. Zaten ekliydi, o tekrardan eklemiş oldu. Herhangi bir sorun yok. Arada böyle senin soruya döneriz ama kendi kısmımızdan da ilerleyelim. Şimdi biz ne yaptık? Bir tane sayfalar diye bir tane klasör açtık. Sayfalar klasörüne ödev 2 Harun alt tire ödev alt tire 2 nokta dart dosyasını oraya taşıdık. Herhangi bir problemimiz yok. Sadece main nokta dart'ı açık bırakıp diğerlerini kapatacağım. Ve buraları da biraz temizleyeceğim artık bu ders için. Örnek widget kısmını da temizliyorum. Sayıları topla diye bir tane fonksiyonumuz var. Bunları da temizliyorum. Bu sildiğim kodlar GitHub'ta var. O yüzden rahat rahat siliyorum. Burada şimdi şöyle. Bundan sonra bu run app dediğimiz kısma şöyle altta sayfalar kısmına şöyle diyelim hatta sayfalar kısmına bir karşılama sayfası oluşturalım. Sen Egemen şeyi göndermişsin, ona bir bakalım. Yani senin zaten hata aldığın yer Material Icons ile ilgili mi? Bir bakıyorum. Eksik gibi. Hala kodları eksik. Bence Egemen sen bir ekran görüntüsü alıp WhatsApp grubuna bir at. Arkadaşlar iletsinler oradan bir bakayım. İlerlemeye dediğim gibi ben şimdi devam edeyim buradan. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Biz Material App'imizi değiştireceğiz bu arada. Material App kısmını. Şu test bölümü hep kırmızı yanıyor. Hata veriyor ama gördüğünüz gibi şimdiye kadar çalıştırma kısmında bir hatamız yok. Sadece testi çalıştırırsak hata alırız. Yani kırmızı var diye benim uygulamam çalışmayacak diye bir konu yok. Onu da birlikte görmüş oluyoruz. Buraya ben bir tane karşılama sayfası ekleyeyim veya loading page de diyebilirsiniz. Yüklenme sayfası. Yüklenme veya karşılama fark etmez. Yüklenme sayfası nokta dart bu şekilde bir tane oluşturalım. Import material nokta dart'ı yani Flutter Package'dan material nokta dart getiriyorum. Bu arada yine benim Copilot getiriyor. Stateless bir tane widget olarak. Gerçi burada stateful da olabilir ama çok da fark etmez. Bir stateless widget diyorum ve yüklenme sayfası ismiyle bir tane widget oluşturuyorum ve diyorum ki benim material app'im buraya gelsin. Harun ödevi için ödev 2'nin içinde zaten material app vardı. Şuradaki material app'i olduğu gibi sileceğim muhtemelen.
Bir genel bir kural olarak aklınızda bulunsun. Şu anda yaşadığımız sorun biraz o. Bir dosyanın içinde 200 satırdan fazla kod yazmayın. Dosyalarınızı artık parçalamayı öğrendiniz. Import nasıl importla kullanabileceğinizi öğrendiniz. O yüzden kodlarınızı en fazla bir sayfanın içinde 200 satır olacak kadar yazın ki sayfanın içinde kodlarınızı bulabilmeniz çok fazla zor olmasın. Şöyle yapıp Scaffold bölümünü alıyorum. Material App'i buradan kaldıracağım. O yüzden Material App'i siliyorum ve Scaffold olarak yapıştırıyorum burayı. Şu anda bunu kapsayan bir Material App olmadığı için de hata alıyoruz. Material App'imizi biz nereye ekleyeceğiz? Yüklenme sayfamıza ekleyeceğiz. Material App diye bir tane ekliyorum buraya ve Show Debug kısmını öncelikle false yapıyorum. Sonra da home kısmına. Şimdi normalde ne ekleyeceğim? Harun Ödev 2 sayfasını ekleyeceğim. Şu ana kadarki şeyi bozmamak için. Yani bizim yapı normalde bu şekilde şu anda. Buraya da artık yüklenme sayfası diyeceğiz. Bizim bir kullanıcı girişi yapabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Bizim bir login sayfamızın olması gerekiyor, değil mi? Login sayfası. Login sayfası için şu anda burayı login sayfası oluşturalım. Bir tane giriş sayfası diye giriş sayfası nokta dart register sayfamızda yani kayıt ol sayfamızın da olması gerekiyor. Ama öncelikle bizim bir tane giriş sayfamızın olması şart. Bunun için şöyle yapacağız. Yine import material nokta dart getirerek bir stateless widget veya stateful widget yine çok şimdilik çok fark etmeyecek ama burada formlar olacağı için muhtemelen stateful widget burası için daha faydalı olacak. O yüzden stateful widget seçiyorum. Buna da giriş sayfası diyorum. Giriş sayfası. Bu bizim giriş sayfamız. Bunun da ortasına büyükçe giriş sayfası yazalım. Tabii ki sayfa için bir tane scaffold oluşturup body'nin ortasına bir tane center'ın içine de bir tane text'in içine diyeceğiz ki bu benim giriş sayfam. Giriş sayfası. Bu giriş sayfası şu anda. Bu da ana sayfamız. Yani Harun'un ödevi olan sayfa kısmı bizim ana sayfamız. Giriş sayfası bizim normal giriş sayfamız. Biz bunu hangisini seçeceğimizi nerede karar veriyoruz? Yüklenme sayfasında. Yani yüklenme sayfasında buraya Harun ödev 2 yerine eğer ki giriş sayfası yazarsak, bakın giriş sayfası yazarsam devamını yoruma alıyorum. Ne olacak? Gördüğünüz gibi giriş sayfası geldi. Yani Harun kısmı gitti. Yerine giriş sayfası geldi. Eğer kullanıcı giriş yapmadıysa biz bunu göstermek istiyoruz. Eğer giriş yaptıysa bu durumda da şunu gösteriyoruz. Şöyle bunu import edelim. Import ettim ve şu an gördüğünüz gibi ana sayfa. Şimdi yapacağımız şey bunu nasıl kontrol edeceğiz? Yani kullanıcı giriş yaptı mı yapmadı mı? Mesela bizim bir tane boolean'ımız olsa şuraya bir tane tanımlayalım. Const giriş yapıldı eşittir false. Final yapalım bunu. Giriş yapıldı false. Desek ki giriş yapıldıysa Harun'un sayfası, bakın giriş yapıldıysa Harun'un sayfası, giriş yapılmadıysa giriş sayfası. Normalde mantık bu, değil mi? Yani yapmak istediğimiz şey bu. Eğer giriş yapıldığı true yaparsak ana sayfaya gelecek. False yaparsak giriş sayfasına gelecek. Şimdi bunu nasıl yakalayacağız? Bunun için öncelikle Firebase Authentication'ı kendi PubSpecYAML dosyasına eklememiz gerekiyor. Bundan sonra main'le muhtemelen işimiz kalmadı. Yani şurayı muhtemelen yakın bir zamanda kullanmayacağız. O yüzden main'i kapatıyorum. 3 tane sayfayla iş yapacağız. Şu an için bu dosyayla da görüntü olarak yani kod olarak bir işim kalmadı. O yüzden onu da kapatıyorum. İki dosyayla iş yapacağım. Birincisi yüklenme sayfası, ikincisi giriş sayfası. Şu an giriş sayfasıyla bile aslında çok iş yapmayacağım. O yüzden onu da kapatıyorum. Bütün işi buradan yöneteceğim. Ve PubSpecYAML dosyasıyla iş yapacağım.
Ve PubSpec YAML tarafında iş yapabilmem için benim öncelikle hangi paketi yükleme gerektiğini bilmem gerekiyor. Bunu nereden biliyorduk? Gelip pub.dev'e girip oradan ilerliyorduk. Veya şöyle bir yöntemle ilerleyebiliyorduk. Biz şu anda Authentication tarafındayız. Sağ üstte dokümanlar var. GoDocs bölümü. Dokümana tıkladığımız zaman bizi direkt Firebase'in dokümantasyon sayfasına getiriyor. Biz buradan build kısmından Authentication'la ilgili bilgi almak istediğimizi söylüyoruz. Sol tarafta Flutter var. Flutter'ı tıklayıp Get Started dediğimizde buradan da ilerleyebiliyoruz. İkincisi, buraya gelip Firebase Authentication yazıp buradan da ilerleyebiliriz. Bu iki yöntem hangisi kolayınıza gelirse. Ama daha doğru olan yöntem güncel oldukça burayı takip etmek. Maalesef geçen haftalarda tecrübe ettiğimiz gibi her zaman güncel olmuyor. Ama bu çok çok nadir karşılaşacağınız bir şey. Bence karşılaşmanız sizin için bir şanstı. Ama çok fazla karşılaşmayacağınız bir şey. Dolayısıyla bu resmi dokümantasyonu, Firebase'in resmi dokümantasyonunu takip edebilirsiniz. Rica ederim Egemen. Senin mesajı şimdi okudum. Bu arada şimdiden atabilirsin. Sen şimdiden at. Arkadaşlar iletirse ben WhatsApp tarafına da bakabilirim. Şimdi ilk yapacağımız şey Firebase Authentication'ı eklemek. Bunu eklemenin bir sürü yöntemi vardı hatırlıyorsanız. Biraz önce zaten Egemen'in şu anda yaşadığı sorun da o. Yapacağımız şeylerden bir tanesi terminalden Flutter pub add Firebase auth dediğimizde buraya direkt olarak ekleyecek. Dev dependency'ye değil tabii ki. Normal dependency kısmına ekleyecek. Bir beraber görelim. Şu Flutter Native Splash da hemen buranın altına gelsin diye buraya ekledik ama belki altta olsa daha iyi olabilirdi. Yani dependency ile dev dependency birbirinden ayırmamak adına. Şuradaki yeri daha güzel olabilirdi. Bunu kaydediyorum. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Şu anda dependency kısmına. Ben Flutter pub add Firebase authentication dediğimde, auth dediğimde diyor ki sen bir Firebase şey pardon Flutter directory'de değilsin. Yani senin bulunduğun klasör bir Flutter projesi değil. Dolayısıyla da sen bu komutu öyle direkt çalıştıramazsın. Çünkü sizden önce ben bir üst sayfaya dönüp arkadaşınızın ödevini kopyalayıp getirmiştim buraya. Ya klasöre CD şeklinde gidebiliriz ya da önceki terminali kapatıp yeni bir terminal açtığımızda direkt zaten bizi buraya getirecek. Biraz önce kopyaladım ki bunu kopyalamamıştım. Siliyorum hemen burayı. Tekrardan gelip buradan kopyalıyorum. Bunu yapıştırıp Enter'a basıyorum. Bakın bunu yapıştırdığımda dikkat ederseniz direkt olarak benim için getirip buraya ekledi. Herhangi bir şey yapmama gerek kalmadı. Daha önceki farklı şekillerde nasıl ekleyeceğimizi göstermiştim. Bunu da ilk defa beraber yapmış olduk. Sonra yapacağım şey Flutter Run demek. Yani benim uygulamam acaba çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ben şimdi bunu ekledim diye acaba benim uygulamam bozulmuş olabilir mi diye. Bunun için de ben F5 basıp çalıştırıyorum ya da soldan buradan çalıştır diyebilirsiniz. Veya da Flutter Run deyip buradan da çalıştırabilirsiniz. Her üçü de mümkün. Eğer Visual Studio Code'da çalışıyorsanız terminalden Flutter Run yazmayın. Onun yerine Visual Studio Code'un çalıştırma komutlarını kullanın. Şu anda bize giriş yapıldı true. Biz bunu false yapalım. Geri tekrardan giriş yapıldı sayfasına gelsin. PubSpecM ile bunu ekledik. Projemizi kapatıp tekrardan geri açtık. Çalıştırdık ve herhangi bir sorun yaşamadık. Dolayısıyla bizim bunu eklememiz bir probleme sebep olmadı. Tamamdır Egemen, süper. Onu da okudum. GitHub'tan benim PubSpecM'li kontrol edip düzeltmişsin. Harika. Şimdi bunu ekledik. Bundan sonra yapacağımız bir şey şimdilik dokümana göre bir sorun yok. Şimdi yapacağımız şey authentication kısmını import edip ilerlemek. Bakıyorum bir emülatör kullanmak istiyorsanız burası optional arkadaşlar. Yapmak zorunda değilsiniz. Bizim kullanacağımız yer burası olacak. Bu komutu kullanacağız. Ama öncelikle şunu anlatayım size. Şimdi biz daha önce Stream Builder'ı öğrendik, değil mi? Stream Builder ve Future Builder. İkisini de bu sayfa için kullanmamız mümkün. Gayet de güzel bir şekilde işimizi görür. Geçen hafta State Management'ı soran bir arkadaş vardı. Tam hatırlamıyorum. Zeynel abi değil miydi? Tam ismi hatırlayamıyorum şu anda.
Şimdi state management'ı nasıl halledeceğiz demişti. Şöyle düşünün arkadaşlar, bizim şu anda bir giriş sayfamız var, bir ana sayfamız var. Harun ödev sayfasında driver kısmımız nerede? Driver'ı mesela taşıyıp ayrı bir parta alalım. Konudan kopmamaya çalışarak şu anda kalan 5 dakikayı nasıl değerlendireyim diye düşünüyorum. Driver kısmı bence bunu aradan sonra hatırlatın, unutabilirim çünkü dikkatim dağılıyor. Unutabilirim. Unutmazsam bu driver ve bottom navigation bar'ı buradan taşıyalım. Şimdi şunu yapalım. Bizim şimdi elimizde Future Builder ve Stream Builder diye iki tane farklı dinleyebileceğimiz eleman var. Firebase'i dinleyebiliyoruz. Stream Builder dinlersek şöyle bir imkanımız oluyor. Bir değişiklik olduğu zaman anında yansıyor. Bizim herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Sürekli bir dinleme mevcut. Ama Future Builder kullanırsak biz ancak bu sayfayı yenilediğimizde görebiliyoruz. Yani buranın tekrar çalışması gerekiyor. O yüzden biz şimdilik buradan Stream Builder kullanalım ki Harun Ödev 2'de mesela driver dosyasının içinde logout olduğu zaman, çünkü sadece login olmayacak, logout olduğu zaman da bizim haberimiz olsun ve biz kullanıcımızı burada çıkış yapabilelim. Yani sayfa değişebilsin. Logout olduğunda giriş sayfasına gelsin, tekrar login olduğunda ana sayfaya gelsin. Yani biz bu değişkeni değil de artık Firebase'i takip edelim. Firebase bizi tanıyorsa Harun Ödev 2, Firebase bizi tanımıyorsa giriş sayfası. Şimdi bunun için Material App'i bir tane Stream Builder'la kaplıyorum. Sonra buraya gelip Firebase Authentication kısmından, Instance kısmından, Current User üzerinden de gidebiliriz. Out State Changes kısmı üzerinden de gidebiliriz. Bu ikisi de bizim için mümkün. Şimdi bu arkadaş bizden ne istiyor? Bir user. Bakın, şu anki verdiği hata şu. Buraya jeneriği kaldırabilirsiniz. Buradan kaldırmanız daha güzel olur. Kaldırdığınızda zaten geldiğinizde üzerinde otomatik olarak ekleyecektir. Bu jenerik konusunu da ekstra çalışmanızı öneriyorum. Bayağı kafa karıştırabiliyor bazen. Bununla ilgili sorunuz varsa sorarsanız şey yapabiliriz. Onunla ilgili detaylı açıklama yapmaya çalışırım. Şu an için yapmaya gerek yok. Şimdi biz burada konteksti kullanmayacağız. Kullanmayacağımız parametrelere daha önce söylemiştim. Alt tire deyip isim vermiyoruz. Ama snapshot'ı kullanacağız. Yani snapshot'ta şöyle diyebiliriz. If diyeceğiz mesela. Bizim bu snapshot datası direkt mesela buradan kullanabiliriz. Has data, eğer bunun bir datası varsa, bakın bunun bir datası varsa şöyle yapalım. Şu giriş yapıldığı buradan kaldırıyorum. Giriş yapıldığı ve şuraya getiriyorum. Bakın diyorum ki buraya yapıştırdım. Giriş yapıldı. Buna ne diyorduk? False. Direkt false diyorduk. Şimdi direkt false demeyelim. Diyelim ki snapshot has data, datası var. Bakın snapshot'ın bir datası var ve bu data null değil. Snapshot nokta data null değil. Bu ne demek? Benim kullanıcım giriş yaptı. Yani bir daha doğrusu kullanıcı kontrol işlemim tamamlandı. Burada bir data var, bir bilgi var. Ve bu datada null değil. Yani benim bir kullanıcım var demektir. Şimdi dikkat ederseniz bakın. Şuraya çok dikkatli bir şekilde baktığınızda şu anda burası kesinlikle false dönüyor. Burası false döndüğü için de bizi giriş sayfasına yönlendiriyor. Ben bu butona tıkladığımda, şuraya gidip bu butona tıkladığımda bana giriş yapsın. Bir tane buton yapayım oraya. Şuna gelelim. Bunu bir koluma çevirelim hemen. Altına bir tane buton ekleyelim. Şimdi diyorum ki bir tane text buton ya da flat buton. Bir tane flat buton ekleyelim. Raised buton. Butonların şeklini unuttum ben ya. Text buton yazayım. Onu hatırlıyoruz. Text buton. On preset kısmında giriş yapacağız. Şimdi aslında bir state management yöntemini hep beraber görmüş oluyoruz. Şuradaki const'u buradan kaldırıp buraya yerleştiriyorum. Giriş sayfası text deyip giriş yap diyorum. Şimdi şöyle dikkat ederseniz
Hocam bir dakika sonra mola verebiliriz diyor. Bir dakikada bitirebilir miyiz bunu? Bence bitiririz. Şu giriş yap bölümüne ben tıkladığımda bizi giriş yaptırsın. Eğer giriş yapıyorsak ne olacak? Bizi yüklenme ana sayfasından şuraya getirecek değil mi? Bunu bekliyoruz. Aslında tam burada bırakmamız daha güzel bile olabilir. Tam burada kalsın. Aradan sonra ilk yapacağımız şey giriş yapma işlemini yapmak. Sonra Harun'un Drawer menüsünden çıkış yapma butonu eklemek.